Hepinize yeni bir videodan da merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün dolu dolu bir gün. Dün keşke dedim vlog çekseymişim. O yüzden bugün sizi yanıma alıyorum. Böyle vlog serisinde her gün video çektim ya. Şimdi böyle sanki çekmediğimde eksik gibi hissediyorum böyle. Bir de tam bir gün çekemedim. Abim geldiğinden beri hep böyle kesik kesik videolar çektim. Şuradan bir benzin alayım hemen. Şunu çıkartayım ya. Dedim şöyle güzel bir video çıkar. Bakmaşasıyla saçlarını yaptım. Hatta Instagram'a da reel çektim bununla alakalı. Bugün de saçlarım o yüzden böyle bakmaşalı. Hatta o bakmaşası yaptığım görüntüleri de şimdi buraya eklerim. Instagram'dan böyle anlık olarak beni takip etmek istiyorsanız oradan anlık paylaşımlar yapıyorum, bilginiz olsun. Atın saçlarını yaptım, bir de bir uslu durdu sonra eğersiz bindim. Bir at ya, inanılmaz yani. Sarılıyorsunuz böyle, buraya sarılıyor falan. Herkes şey demiş, Ebru işte ne kadar uyumlusunuz saçlarınız falan diye, doğal saçlarımı falan demişler. Daha hani haber vermedim ben, duyuru yapmadım böyle saçlarını yaptığımı. Benim yaptığımı kimse bilmiyor şu an ama normalde mesela atların saçlarını ıslakken böyle örüyorlar. Açtıklarında yine böyle bakmaşalı gibi oluyor. Ama ben kendim tek tek yaptım ve gerçekten hakkını verdi o maşada. Yani o kalın telli bir saçları o kadar güzel ki zaten atlarına. Bizim saçlarımız ne yani? Benim 10 telim bir teli falan edebilir yani, o kadar kalın telli ve yapıldığında inanılmaz böyle güzel duruyor. Onu yaptım. Sonra Cemre ile evimizin projesini konuştuk. Derse katıldım, teorik binicilik dersine. Onu da önümüzdeki günlerde size gittiğim zaman yine o günün vlogunu çekerim. Dün çok yoğun diye çekmeyeyim dedim. Sonra da pişman oldum dedim. Keşke çekseymişim, sizi de alsaymışım dedim. Bugün alıyorum ama. Bugün keşke demeyeceğim. Onun teorik dersine girdim işte, nasıl at bakımı yapılır, at temizliği yapılır. Kahvaltıya gidiyoruz. Sizi daha önce götürmüştüm buraya. Hidden by Otel'in Seferihisar'daki Sığacık'taki. Oraya kahvaltıya gidiyoruz Irmak'la. Cemre de eğer işini halledebilirse oradan gelecek yanımıza. Oranın manzarasını çok seviyorum. Bugünlerde de hava çok güzel. Bu aralar bana şey soruyorsunuz. Ebru, Batu ile birlikte neden hani Batu göremiyoruz videolarında diyorsunuz. Normalde ben evde olduğum zaman da biz birbirimizi zaten göremiyoruz. O yüzden hafta sonu anca biz birlikte dışarı çıkabiliyoruz. Çünkü hafta içi piyasalar açık. Hani benim bir işim olmuyor. İşimi halledebilecek birileri var, öyle söyleyeyim. Ama Batu başında durması gerektiği için ben YouTube'a daha böyle hani içerik olsun diye de geziyorum. Gezdiğim zaman da sizi yanıma alıyorum. O yüzden hafta sonları Batu'yla videolarımı görebiliyorsunuz. Bu aralar gerçekten çok 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 yoğun çalıştığımız üzerinde işler var yani, ekstra kendi işimizin harici başka işlerde, girişimlerde planlıyoruz onları da sizinle. Hani bir süreci var daha onun. Bittiğinde inşallah paylaşırım. Bu arada bugünkü planı söyleyeyim. Eve gidiyoruz. Belki hazırlanacağım yani. Belki saçım böyle kalır ama belki toplarım. Hazırlanıp tekrar çiftliğe geçiyoruz. Orada bu sefer Frezyan'la başka bir video çekeceğim ama bu sefer profesyonel bir çekim olacak. Onun çekim için oraya gideceğim. Sonra akşam 6'da binicilik dersim var. Ona katılacağım. Yuh. Ben yolunda gidiyorum. Motorlu bana çarpıyordu. Şeritten kaydı. Şaka gibi. Sağ şeritten gidiyor. Yani insanlar hiçbir canına değer vermiyor. Ben anlamıyorum gerçekten. Ben herhalde böyle motor kullanıyorsam sağdan veya soldan giderim. Yani orta çizgiden gitmem yani. Kayarsın, düşersin. Şimdi neyse şey yapmayacağım. Ben böyle sinirleniyorum trafikte ya. Yani ben şu an fark ettim. Gözümün üstüne maskara değdirmişim. Silmeye çalıştım ama silindi mi bilmiyorum. En son rötuşu yapmayı unutmuşum. Çok güzel. Palmiyeler falan var. Hava soğuk olduğu için şu an içerideyiz ama biz de şöyle kahvaltımızı göstereyim. Kahvaltıyı yaptık.
Hava çok güzel. Bugün yola çıktım tekrar. Bu arada orada gittiğinizde rezervasyon yapmanıza gerek yok. Gidiyorsunuz, sizi bir araç karşılıyor, eskortluk yapıyor ve gidiyorsunuz, kahvaltı yapıyorsunuz. Evcil hayvan da kabul ediyorlarmış. O çok hoşuma gitti. Yoda'yı alıp oraya götürebileceğim. Yani orada koşturur ve kaçabileceği hiçbir yer yok. Böyle o kadar güzel ki orası. Çok hoşuma gitti. Şimdi de gidiyorum, saçlarımı değiştireceğim. Biraz daha böyle vamp tarzı yapacağım. Yani şöyle toplayacağım şurayı. Hatta tarayıp şöyle jöleyle falan yapabilirim. Sonra da araya gidip çekim yapacağız. Şimdi hazırlandım ve geldim. Saçlarımı bu şekilde yaptım. Eldivenlerimi giydim. Üzerimi göstereyim hemen size. Böyle bir konsept yaptım. Atla yemek yiyeceğiz akşam yemeği. Konseptimiz bu. Bakalım nasıl bir video çekecek, çok merak ediyorum. Saçlarımı normalde ıslak yapacaktım, sonra dedim böyle yapayım. Yoğun bir gün oluyordu derken asla abartmıyorum arkadaşlar şu an. Eve tekrar geri geldim. Çekimimizi yaptık. İnanılmaz güzel oldu. Yani o kadar koştur koştur gidiyorum ki böyle size çekim yapamadım ekstra. Ama Instagram'a çok güzel sevgililer gününde yayında olacak o da. Buradan duyurmuş olayım. Sevgililer gününde Instagram'da çok güzel bir reel gelecek. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Şöyle tekrar göstereyim. Kombinim buydu. Tam sevgililer gününe uygun. Çekim devam ediyor. Benim de 6'da dersim var. Hemen üstümü değiştirip derse gireceğim. Hazırlamadan attım biliyor musun? Sadece ruj sürdüm. Bugünkü farımı birazcık sim sürdüm. Saçımı da şuradan sadece öyle tel tokayla tutturdum. O yani ekstra başka bir şey yapmadım. Bu eldivenlerim benim zaten doğum günümden kalan eldivenlerim. O yüzden de ha, kedi atladı. Arabama şu an korktum. Havadan kedi atladı. Okey misiniz? Eve geri gidiyorum. Binicilik kıyafetlerimi giyinip tekrar oraya gidiyorum. Oradan da yemeğe gideceğiz galiba. En son sizi binicilik dersine giderken bırakmıştım. Kameramı evde unutmuşum. O yüzden çekemedim ama yarın sabah teorik dersimiz var. Hem böyle iki tane atla alakalı olmasın istedim. Yarın videoya devam edelim. Benimle iki gün olsun yine. Yarın da işte sabahtan teorik dersim var. 11 ile 1 arası. Sonra saat 4'te de binicilik dersim var. Sonra da Batu ile birlikte ya da abimlerle birlikte belki Odurla'ya gideriz. Böyle. Yoda'nın şu an oyun saati gelmiş. Çıldırıyor. Şunun tipine bakın ya Rabbim. Ne? Ne? Günaydın. Bugün yine teorik derse gidiyorum. Dün dediğim gibi biraz geç kaldım şu an. Hemen gidiyoruz. Bakalım bugün neler öğreneceğiz. Çalışmam gereken dersler vermiştim ama dün gece çok geç geldiğimiz için çalışamadım. Artık bugün izleyeceğim, dinleyeceğim. Eve gelince çalışırım. 4 nal yaptım ilk defa. Çok mutluyum. Bir sefer ya ilk sefer kaldırdım yaptım ve sonrasında atı süratliden 4 nala bir türlü kaldıramadım. Bu beni bir tık üzdü demeyeyim de yordu. Çünkü bacaklarım çok yoruldu. İnanılmaz yoruldu. Bugün yine dersim var. Çünkü lisans almak istiyorum. Artık lisans alacağım. Lisans aldıktan sonra şöyle Antalya, Patara'ya falan gideceğiz birlikte. Orada at koşturacağız. Size de böyle güzel görüntüler çekeceğim. Onu bekliyorum. Böyle özgürce koşmayı bekliyorum. Ama onun için adım adım ilerliyoruz. Yani şu an onu yapacak cesaretim yok. Yok yani. Yani şu anki seviyemle, yaptıklarımla lisansı alırmışım. 3 ay sonra lisans sınavları var. Bakalım alacağız birlikte inşallah. Böyle sınavlardan da çok gerilirim. Hiç sevmem sınavları ama sınav eğlenceli olabilir. Ben mi atım gireceğiz sınava, o yüzden belki heyecanlanmam birazcık. Yavaşça geriye doğru çekeyim. Cidaba noktasında bırakıyorum. Eğer atlayanın şu kısmı var ya, atın kol kısmı burası. Kol kısmını ikiye böldüğünüzde eğer atlayanın uç noktası tam o ikiye bölüm noktasında kalması gerekir. Doğru eğerleme yapabilmeniz için. Ve bıraktım. Sonrasında hepsini ben bu tarafa doğru aldım. Buradaki yaprak kısmını açtım. Ata doğru geldim. Yavaşça kolumu şöyle tutuyorum. Yavaşça buradan bırakıyorum. İşlem tamam mı? Değil. Şu noktayı, bakın eğer atlığı var ya, çektim yukarıya doğru ve burada bir boşluk oluşturdum. Ki atın şu cidago noktası zarar görmesin diye yapıyorum bu işlemi. Bakın bu alt taraftaki boşluk tabakayı bunu çekerek dolduruyorum. Bu malzemeleri yavaşça aşağı doğru bırakıyorum. Bunu bırakmıyorum. Diğer tarafa doğru geçiyorum. Bunu da yavaşça atın bacağına çarpmasın diye bu tarafa geçtim. Yavaşça bıraktım. Sonra tekrar diğer tarafına geçiyorum. Şimdi bunu almanın birkaç farklı yöntemi var. Ayağınızı uzatıp çekebilirsiniz. Uzanıp alabilirsiniz. Ya da böyle bir demir gibi, tahta gibi, kancalı bir şeyle uzanıp tutup çekebilirsiniz. Bunu yapmanın sebebi de şu, uzandığınızda bu at tepki de verebilir korkusundan.
o korkudan dolayı yapacağı bir hareket biniciye zarar vermesin diye bunu yaparız. Anlaştık? Buradaki üzengiyi üste doğru aldın. İlk çekik arışını taktın. 1'e ya da 2'ye. Çok çekmeyeceğim bunu. Önce bir kere sabitlemem gerekiyor. Sabitledim bu düşmesin diye. İkinciyi de alıyorum. Üçüncü çekik arışını bitirdim. Taktım. Bıraktım. Daha sonra bunu düzelttim. Farklı hareketler hiç yaptırmamam gerekiyor burada. Sonra bakın buradaki malzeme mesela. Yeni ayar olduğu için hala bunun buraya oturması gerekiyor. Şu hareketlerin biraz daha hızlı olabilmesi için yani. Bunu sağ elimle tuttum. Bunu sol elimle tutup sol elimle tuttuğumu ileriye doğru itiyorum. İleri ittim. Tokadan kurtardım. Kilidini çıkardım. Burada bakın sayılar var. Birden kaça kadar delik açılmışsa 17'ye kadar delik oluyor bunlarda. 17'ye kadar bir delik var. Şöyle söyleyeyim size. Mesela diyelim ki küçük biniciler. Bu boylar yetmeyebilir onlar için. Onlar için ekstradan buralara delik açılabiliyor. Onunla birlikte üzengi boyunuzu ayarlayabilirsiniz. Bunu herhangi bir noktaya takalım, bırakalım. Tık diye bir ses geliyor. Bu ne? Yerine oturdu değil mi? Bu sesi duymadıkça bu sabitlenmiş sayılmıyor. Aşağıda kalabilir, şurada. Buradan çıkabilir hatta, şuraya gelebilir. Bu sizin canınızı yakar. O yüzden bunu yerine oturtmanız gerekiyor. Biniş öncesinde malzeme kontrolünün yapılması gerekiyor her zaman. Nedir bu kontroller? Üzengime baktım. Şuradaki plastik var ya, tırtırlı olan nokta. Mesela bu eksik olabilir. Bunun bir tanesi çıkmış olabilir. Diğer tarafta vardır ama burada yoktur. Bu şekilde ata kesinlikle binmiyorsunuz. Anlaştık. Söylemeniz lazım. Şuradaki malzeme eksik. Bir şey olmaz, devam et. Hiç önemli değil derlerse de o ata kesinlikle binmeyin. Ben bir düşüş yaşadım. Sebebi buydu. Sadece bir parçanın olmaması. Bir ders önce ne demiştim? Bir çivinin eksikliği nelere mal oluyordu değil mi? Burada da bir parçanın eksikliği ya da kopukluğu sizin düşmenize bile sebep olabilir. O düşüşü daha sonra anlatacağım. İkinci malzememiz. Bunu da doğru hizasında koyacağız. Koyduktan sonra eğrimizi getirdik. Bunu da yerleştirdik. Daha sonrasında atın üstüne bunu yerleştirdikten sonra kolon kayışımızı sağ taraftan bağlayıp alt noktadan geçirip üst taraftaki, bu taraftaki çekik kayışlarına bağlıyoruz ve sıkma işlemini yapıyoruz. Başlangıçta atımıza bunu bağladığımızda bir iki delik çok fazla sıkmayacak şekilde bırakıyoruz. Neden? Biz bunu çıkartacağız, dışarı çıkartacağız. Bu at içindeki havayı verecek, nefesi verecek. Biz bunu bir iki tur gezdirdikten sonra o kolon kayışını tamamen sıkacağız. Ya da ne yapacağız? Sıktık, dışarı çıkardık, gezdirdik, bir daha kontrol edeceğiz. Neden? At gene içindeki havayı tutuyor, verebilir. Kolon kayışını boşlayabilir orada. Şimdi bakın burada 3 parça var. Burada 2 tane toka var. Nasıl yapılacak bu? Hangisi nereye denk gelecek? Şu uçtakiler üsttekilere. Uçtakiler uçtakilere mi? Yani bununla buna bunlar mı denk geliyor? Öyle mi sence? Neden biliyor musunuz? Eğerin ön tarafını ve eğerin arka tarafını sabitlemek için ve 3'e takılır. Orta tarafa takmıyoruz. Hiç duydunuz mu? Genç Osman. İkinci Osman. 13 yaşında padişah oluyor. Ve onun bir tane atı var. Adı Sisli Kır. O kadar seviyor ki bu atını, atına şiirler yazıyor. Kim atına şiir yazar? Çok seviyor olman lazım değil mi? Atına şiirler yazıyor, savaşlara o atıyla gidiyor. Her yere onunla gidiyor, birlikte vakit geçiriyor. Tatile bile onunla gidiyor. Bir gün atı ölüyor ve Sultan Osman çok üzülüyor. O üzüntüsünü gösterebilmek için, atına da verdiği kıymeti gösterebilmek için atı için bir türbe yaptırıyor. Yani bir mezar yaptırıyor ve mezarlığı da bu şekilde böyle kapatıp yüksekçe bir türbe haline getiriyor. Önüne de bir tane mezar taşı koyuyorlar. Orada yazan şey şu: ben Sultan 2. Osman, burada yatan benim atım Sisli Kır diye bir yazı yazıyor. Gel zaman git zaman. İnsanlar bu türbedeki yatan atın çok böyle kerametli olduğunu düşünerek sakatlanmış olan atını, kör olmuş atını, sinirli olan atını eski haline geri dönsün diye getirip o türbenin etrafında 3 tur attırıp oradan şifa bulması gerektiğini, yani şifa bulabileceğine inanıp atını oraya getirmiş. Zamanında bu tepe bir noktada yer aldığı için insanların da artık oraya çıkıp inmeleri biraz da zorlaştığında demişler ki biz bu mezar taşını buradan alalım, daha kolay gidilebilecek bir yere taşıyalım. Onu da daha düzlük bir alana, merkezi bir alana getirmişler.
Daha sonra insanlar bu mezar taşının etrafında dönmeye başlamışlar ve bunu artık kutsal bir hale getirmişler. Batıl bir inanç aslında bu şekilde. Daha sonra sultan bunu öğrenince mezar taşını oradan aldırtıyor ve bir müzeye kaldırılıyor. Şu an hala oradaysa İstanbul'da İslam Eserleri Müzesi'nde yer alır. Bu da ufak bir dipnot olsa sizin için. Eğer İstanbul'a giderseniz nerede olduğunu öğrenin, gidip bir bakın. Tamam? Sağ dizgine bir tanesi sol dizgine doğru gidiyor. Altta kalan göğüs kısmından geçen malzeme de alta doğru inip bu kolun kayışı vardı ya. Kimi kayışlarda burada bir halka vardır. O halkaya takılır. Halka yoksa buna olduğu gibi alt bölgeye denk gelen kısımla buraya takılır. Bu da onu sabitler. Evet. Peki Martingal. Martingal'da mesela atımız başını çok fazla yukarıya kaldırıyor diyelim. Bize zorluk yaşatıyor. Kontrol dışı hareketlerde bulunuyor. Evet, mesela şehrinin yaptığı gibi. Bu hareketlerden bunu korumak için martingalı takıyoruz. Anlaştık. Martingal yanlarına takılıyor değil mi? Evet. Bir kere şehriye takıldı bence. Şehriye takıldı. Şimdi bakın, şu şekilde tutarak göstereceğim. Atın boynundan geçirildi. Nereye denk geldi şuralar, yanlar? Atın omuz kısımlarına denk geldi değil mi? Ne demiştim? Şuralarda bir parçalar var. Bunlar, Şerif hocam yardımcı olur şöyle tutabilirse. Bunlar da, şöyle hemen getiriyorum, bunu size doğru döndürelim. Şuradan. Ne yaptım? Eğer de yer alan demir bu halka noktalarına, bunları geçirdim. Bu sayede ne yaptım? Eğer geriye gitmesin diye önden bir destek yaptım. Bunlar da bu şekilde yapıldı. Şu parçalar yan taraftan gelir. Bakın kolon kayışının olduğu bir geçiş noktası. Onlara da takabilirsiniz. Bu alt tarafta yer alan bazı halkalar var. Oraya da takabilirsiniz ama genelde bunlar kolon kayışından geçerler. Bakın bu şekilde göstereyim size. Şöyle bir geçiş olur. Bu alt kısım tam bakın burası göğüs kısmına denk geliyor. Atın göğüs noktasına. Şu aşağı doğru sarkan uzun tam da kolon kayışına aynen öyle altından bu şekilde bağlanır. Başka ne var? Dizgine geçen çok kısım. Güzel. Bakın bunlar da dizgine geçen kısımlar. Dizgini ne yapıyoruz? Açıyoruz. Birini buradan, birini buradan geçiriyoruz. Daha sonra dizgini atın boynuna geçirip birbirine bağlıyoruz. Bu şekilde altta kalıyor. Anlaştık. Tabii ki sorabilirsin. Bu biraz daha karmaşık. Bunun daha kolay basitleri de var. Evet. Bunlar ata zarar vermesin diye. Bunlar koruyucu. Ebru'nun kanalına hoş geldiniz. Ben asistan. İsmimi vermek istemeyen bir asistan. Binicilik dersinden çıktım. Sabah en son teorik dersteydik. Akşam şu an saat 4 oldu. Bir eve gittim geldim. Bineği çalıştım yalnız. 4 nal yaptım. Yoruldun mu? Yoruldum şeyi evet. 5 şeyi. Ama sabah birisinin annesi şey yapmış. Lorlu poğaça yapmış. Böyle dereotlu. Yedin mi? Yok yemedim. Lorlu de vardır burada. Atlara vermek için biz yiyelim diye. Biz yiyelim diye. Bize. Sonra teorik ders aldığınız için bize. Biz at derslerine gelen ilk üyelerimize atlar ne sever diye sorduklarına ne diye cevap veriyoruz? Ne diyordunuz ya? Kek brownie mi? Çikolatalı brownie'yi çok sever diyorduk. Ben ciddiye alıyordum. Getirenlerin de elinden alıp biz yiyorduk. Evet, getirenler de burada öyle hep birlikte brownie gecesi yapıyorduk perşembeleri. Ama yine atlarımızı es geçmeyip onlara havuç ikram ediyorduk. Havucumu unuttum. Marco bana kız çekince. Bir de Marco'nun karşısında geceyi yeni sevdim ben. Geçen bana bir trip attı zaten. Dönmüş arkasını sesleniyorum. Abim de var. Seslendim bakmadı. Haklı mı? Haklı. Ama keşke ben hiç aklıma gelmedi. Sen de dedin de Marco bakıyor diye. Sonra küstü yani, ciddi anlamda küstü yani. Çünkü atlar ist hayvanlar. Normalde size hani hep böyle şey diyorum. Bu arada saçlarımı yine bak maşasıyla yaptım bunu. Çok sevdiniz. O yüzden ben de bununla yapıyorum bu aralar. Sevdim. Çünkü kışın saçlar daha böyle hacimli duruyor. Seviyorum bu görüntüyü. Normalde benim saçlarım ince telli olduğu için birazcık sönük. Hani size hep şey diyorum ya işte çok yoğunuz, şöyleyiz böyleyiz. Mesela bazen şey yoğunluğu oluyor. Çok kafa yoğunluğu. Yani bilgisayar başında oluyorsun. Fiziken yorulmuyorsun. Ama işte yapman gereken işle alakalı projeler oluyor. İşte şu an mesela söylüyorum size de daha tam olarak başlamadı. Yani deneme sürümlerindeyiz. Şirketimizin ve uygulamasını çıkartıyoruz grup üyelerimize. Aynı zamanda hatta bunu şöyle bir planımız daha var. Genele de paylaşmayı düşünüyoruz. Yani genel siz girdiğinizde mesela ücretsiz bir şekilde oradan bilgiler alabileceksiniz. Gündemle alakalı hani ekonomik blok mesela olacak. Bloktan okuyabileceksiniz yazdıklarımızı. Bu genele açık bir şey olacak ve telefondan da çok kolay bir şekilde
ettirebileceksiniz. Yani bakabileceksiniz. Yani daha pratik sonuçta bir bilgisayardansa. Telefon daha pratik. Onu yapıyoruz şu an. Onun üzerinde çalışıyoruz işte. Hani App Store'da, Google Play Store'da hepsinde öyle bir uygulama girişimimiz oluyor. Yani ekstra bir şey. Aylardır çalışıyoruz üzerinde. Hani bunlarla alakalı, onun harici başka girişimlerle alakalı böyle yoğunluklarımız vardı. Onun haricinde de şimdi bu aralar işte fiziki yoğunluklara ben biraz daha başlamış oldum. Yani hem pilates, hem binicilik, hem git gel git gel. Aynı zamanda Instagram'a biraz yoğunlaşmaya başladım. Böyle biraz da sohbet tarzında da olsun istiyorum. Böyle birazcık daha hani hareket halinde olduğum, fiziken de yorulduğum birkaç günler içerisindeyim ama şöyle güzel bir planımız var. Sürpriz olsun size de. Çok güzel, uzun zamandır istediğim bir yere gideceğiz. Size de harika görüntüler çekeceğim. Tabii ki de tatil videolarımı seviyorsanız bu herhalde aralarında en güzeli falan olabilir. Birazcık böyle bir sizi de meraklandırayım, heyecanlandırayım. Çünkü gittiğim yerlerde olabildiğince böyle anı yansıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani ben ne hissediyorsam, nasıl duygular içerisindeysem, videomda böyle kameramı da o kendi kadrajımı yansıtmaya çalışıyorum. Bakalım belki yeni bir kamera daha alıp oraya götürebilirim. Daha profesyonel. Böyle hep dahasını istiyorum ya, daha. Şu anki kameram mesela hani çok daha iyi diye almıştım ama hala bir tık böyle beklentimi karşılamıyor gibi. Yani özellikle stabilizasyonda birazcık sıkıntı yaşıyorum. Bakalım belki aynasız bir kamera alabilirim daha. Kamera üzerine eğitim alabilirim. Ayarlamaları da öğrenirsem. Ben şu an var ya sizinle konuşuyorum. Sanki kafanda insan böyle konuşmaz ya, düşünürsün ya böyle kafandan bir şeyler geçirirsin. Şu an onu size döküyorum yani, karşımda bir arkadaşım varmış gibi. Güzel ya, böyle burada olmak güzel yani. Burayı ayrı bir şey seviyorum. Bir de şunu da söyleyeceğim. Instagram'da bu aralar link paylaşmaktan birazcık soğudum diyebilirim. Ama sizden de şöyle bir beklentiler oluyor. İşte Ebru bizimle paylaş. Giydiğini işte, üzerindekini paylaş. Tabii hani siz de haklısınız. Bir de şöyle düşünen var mı aranızda? Mesela benim bunu paylaşmam için mi takip ediyorsunuz? Yoksa benim yaptığım şeyleri, hayatımı paylaştığım için mi takip ediyorsunuz? İlk başta çünkü herkes hayatını paylaştığı için takip ediliyordu. Sonra herkes işte link paylaşma odaklı oldu. Yani gerçekten hayatıyla alakalı hiçbir şey paylaşmayıp, hiçbir şey katmayıp yani size farklı veya yani bir pozitiflik veya bir konu hakkında bir şey yani konuşursun, kafana dağıtır yani, hiçbir şey size öğretmese bile o an onu izlemek size iyi geliyordur mesela. Ama artık öyle bir hal aldı ki insanlar kendilerini, yani influencerlar kendilerini bu platformdan çektiler. Çekilince ne oldu? Habire böyle yok şu kıyafet güzel, sanki biz satış danışmanı gibi olmaya başladık. Ve influencerlığın kavramı birazcık değişti yani, buna kaydı. Bilmiyorum bu yüzden mi? Ya ben bundan keyif alıyorum zaten, çok çok sık böyle hani linke boğan bir insan değildim size ama son zamanlarda hiç böyle paylaşasım gelmiyor. Siz sordukça böyle paylaşasım geliyor. Hani çok çok sorulursa. Ne diyorsunuz mesela, beni nasıl bunu paylaşmam hoşunuza gidiyor mu? Bunu merak ediyorum. Mesela üstümde gördüğünüz işte mesela şu ceket diyeyim atıyorum. Bu ceket bu arada Batu'nun ceketi. Zara'dan, Zara Man'den. Batu'nun kıyafetlerini de giymeyi çok seviyorum. Bu da oradan. Hani eğer ki link paylaşılması da hoşunuza gidiyorsa hani bunu sizden de böyle duymak istiyorum ki birazcık daha yine üzerinde yoğunlaşayım yani. O da çünkü vakit alan da bir şey aslında. Böyle koleksiyon hazırlıyorsunuz işte. Mesela ben şu an bir kazak alıyor olsam ne alırdım? Kendin mesela araştırırsın. En beğendiğini alırsın ya. Öyle size ben o tarz koleksiyonlar hazırlıyorum yani. Gerçekten tek tek seçiyorum hepsini, uğraşıyorum. Hani o yüzden de acaba bu beklentiniz benden görmek mi yani? Link görmek mi? Az paylaşsam bile. Sevdiğinizi ben analizlerden, istatistiklerden görebiliyorum. Yani paylaştığım ürünü alımınızdan falan görebiliyorum zaten ama nedense son zamanlarda birazcık soğudum yani. Öyle şimdi eve gidiyorum. Bu arada şimdiki planı söyleyeceğim. Ben bayağı yine sohbet, aralara böyle sohbet sıkıştırmayı seviyorum. Abimle birlikte Odurlu'ya gidiyoruz yine. Benim en sevdiğim yer İzmir'de. En sevdiğim yer. Yine sizi götüreceğim. Bugün bir de ekstra ne olacak biliyor musunuz? Bir şey denedik. Normalde Odurlu'da mesela alkol falan alacaksa oranın ücretsiz bir Mercedes hizmeti var. Yani sizi evinizden alıyor. Ücretsiz bir şekilde tekrar restoranda yemeği yedikten sonra evinize geri getiriyor. Böyle bir hizmetleri var. Bugün ona rezervasyon yaptırdık. Bizi evden alacaklar. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Hani işbirliği falan değil zaten. Bilen bilir orayı. İşbirliği falan değil ama çok sevdiğim için ve bunu da denemek istediğim ve sizinle paylaşmak istediğim için belki merak edenler vardır diye. Bakalım alacaklar. Bunu da size göstereceğim hani nasıl oluyor süreçte. Rezervasyonu yaptırdık. 6.45'te alacaklarmış bizi. Seçip şöyle bir topuz gibi bir şey yapayım diyorum ya da şöyle bir toplarım. Güzelce giyinirim. Sonra oradan bizi aldıktan sonra gideceğiz. Abimi alacakmışız.
Sonra oraya gideceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz, sonra geri döneceğiz. Tekrar hazırlandım. Size şöyle kombinimi göstermek istiyorum. Altıma çizme giyeceğim. Bu şekilde şu kazağı zaten birlikte almıştık. Bunu giydim. Size bir trik göstereceğim. Nasıl üşümüyorsun diyenler için özellikle. Bakın şu an şunun altında bir tayt var. Bu ayrı, üstüne giydiğim bir çorap. Bunun altında şöyle kapkalın bir içlik gibi tayt giydim. Bu sayede üşümüyorum. Görüntüde hiçbir fark yok. Bacak gibi duruyor. Yani kışın alabileceğiniz en güzel şey, özellikle böyle üşüyorsanız, özellikle üşüyorsanız mesela pantolonların içine giyebilirsiniz, böyle eteklerin içine giyebilirsiniz. Çok tavsiye. Bir de birkaç PR gönderim var. Bunlara da gelince bakarız. Ya da evde kalacak şimdi mecburen. 2 saat sonra görüşürüz ama. Şimdi ben sana bir mama vereyim mi mama? Mama vereyim ama çorabımı kaçırma, tamam mı? Tamam mı aşkım? Tamam. Çıkıyoruz. Şimdi ona ben bir mama vereyim birazcık, sonra o evde uyur zaten. 2-3 saat sonra görüşeceğiz bebeğim. Evet. Evet aşkım. Merhaba. Teşekkürler. Biz şimdi geldik. Yine her zamanki gibi yani kuzu kulağı falan söyledim. Bu gerçekten şu anda ben İzmir'deki en iyi içtiğim kokteyl. Buraya gelirseniz bunu çok tavsiye ederim. Çok güzel. Bugün yine tadım menüsü yiyeceğiz. Şöyle size etrafı da göstereyim. Tadım menüsüne geldik yine. Abimi getirdik bu sefer. Menü değişmiş. Evet. Sonra biz de tadım menüsü yapıyoruz. Mavi'den da yine bir istiridye söyledik geçen yediğimizden. Ben en son geldiğimde yine üzerimde mavi mi? Yok, mavi yoktu. Bugün böyle. Abim de tadacak, bakalım beğenecek mi? Güzel bir açık gösterişler. Teşekkür ederim. Bunu eğer böyle yeni şeyler katmayı seviyorsanız bu gerçekten çok başarılı. Bu içteki kendi denizin suyu herhalde. Bilmiyorum, belki de kullanmışlar. Tuzdan da koymak lazım acaba? Ya deniz suyu var zaten. Tadı çok güzel ama. Hatta ağzına çiğne. Böyle içiyoruz değil mi? Evet, evet. Direkt hepsini al. Hepsini. Öyle değil, hepsini alman lazım. Hepsini ağzına tat verecek. Nasıl ağzıma mı? Çok fazla var. Yok öyle geliyor ağzıma. Yok ya, gelmez. Sen de suyu çok fazla. Bir de suyu biraz alasın ondan sonra. Beğenmedin ama ya. Yemen lazım. Yemezsen beğenmezsin. Var, bence hepsini aynı anda yemeli. Yedin mi? Beğenmedin mi? Ben hiç beğenmedim. Abi yemez. Şunu neye atayım çöpe? Ben seviyorum. Benim ama evet, bana bir hitap edemedi ama güzel yani. Sen değişik. Ama yoksa ben seviyorum. Almanya'da yok kurbağa, kedi, kangurusu. Onlar diyor. Ama mesela tadı güzel bence. Abi şu şey geldi. Şu orkinosu. Mantılardasını çekmeyi unuttum şimdi. Teriyaki soslu ve mantarlı. Nasıl? Burası çok güzel ya. Bayağı iyi. Mantar efsane. Merhaba, hoş geldin. İsmim Murat Can. Odalarının Barbinik imza kokteylimizden bahsetmek için geldim. Daha önce normal klasik olan tuzlu kulağı kokteylimizi içmiş miydiniz? Evet. Hadi değiştik. Bu ikinci opsiyon olarak çıkardığımız clarify bir kokteyl. Aslında Japon stilinde çıkan bir kokteyl. Biz bunu ikinci opsiyon olarak modern bir hale getirdik. Kendi imza olan tuzlu kulağı kokteylimizi clarify haline geliştirdik. Aynı yaptığımız kokteyl. Gerçekten aynı. Sadece içerisindeki alkolü filtrasyon sistemi farklı. Bahçemizden topumuz tuzlu kulağı ile bir sos hazırlıyoruz. Bu sosun içerisinde bal, pişti şunlu tuzlu kulağı var. Tatlı sos aldıktan sonra ekşi tekrar bahçemizden topumuz narinlerle sağlıyoruz. Tatlı ekşi dengesine kaldıktan sonra içerisinde London Dry içine ekliyoruz. Yeşil sosu filtre sistemini süzüyoruz. Ortada 5 saatte süzme işlemi var. Süzdükten sonra yeşil sos bembeyaz şeffaf bir hale doğru dönüşüyor. Ondan sonra tatlı ekşi soslarımız karıştıktan sonra içerisinde tenkirin limon ekliyoruz. Bu cinimiz daha çok papatya, grapefruit, limon aromalarına sahip bir cin. En sonunda Çin'de kullandığımız tuzlu kulağında koyun olarak bir garniş olarak kullandık. Bu filtre işleminde şeker oranı bir tık düşük, ekşilik oranı bir tık arttı. Diğer kokteyle göre notalar birazcık daha farklı. Umarım keyif alıp beğenirsiniz. Biz çok keyif aldık. İyi akşamlar. Sağ olun. Çok güzel değil mi? Bayağı iyi. Kuzu kulağı bir mi, iki mi? Ya bir yerden var. Hoş, bu daha bir değişik ya. Çok güzel. Çok güzel. Güzel mi?
Oo, harbiden çok iyiymiş. Çok iyi değil mi? Evet. Bunu da deneyebilirsiniz. Çok ben iyi. Ben bunu yemedim ha. Çok beğendim. İlk tadımımız geldi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Biraz bilgi vermek için geldim tabak kırıklığına. Türk kahvesi fincanlarında karamelize pırasa çorbasıyla başladık. Üzerine bahçemizdeki yeşil biberden yeşil yağ yaptık. Diğer küçük tabağımızda nohut krekim. Üzerinde sayınlı mayonez ve kısır pastırmalar var. Diğer tabağımızın altında çifte kavrulmuş bademden sos. Suviyle pişirdiğimiz zerdeçallı karnabahar ve üzerine de maydanoz tozu var. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bunları gönderelim. Hangisi yiyeceğiz? Onları bir senin, biri Ebru'nun. Çorba aşırı güzel. Pırasa çorbası yapılsın. Evde de yapılsın. Türk kahvesi diye bir şey var menüde. Oradan aklına kalmış. Hayır, Türk kahvesi fincanında geldiği için Türk kahvesi zannettim. Karnabahar yiyorum şu an. Bunu da yiyecektim. Durun, normal şeye geçiyorum. Bir ürün. Evet. Yok, bence bu daha şey olarak güzel, böyle tat olarak. Bu güzel ama o daha güzel. Bana o cücük daha sert geldi. Çünkü normalde o yüzden. Şimdi? Şimdi yerine şunu yiyorum şu an. Çorbamızı mı? Afiyet olsun. Ooo. Çorba bak. Çorba bayağı iyi. Önce şu pastırmalı olanı yiyin. Niye? Sıcak. Patates kroket gibi, üstünde de pastırma var. Çorba iyi ya. Yazıcım. Çorba çok iyi değil mi? Beğendiniz mi? Ben beğendim. Beğendin değil mi? Yüz ifadesinden beğendi, anlaşılıyor. Sıradaki çıpralı bir şeyler söylediler. Balık. Duş yapıyorsun önce balığı. Duş. O yüzden kaşığı getirmişler. Ben suyunu içebilirim. Siz somer şef gibi şöyle. Size bunu göstermek istiyorum. Bu mantarlı bir sos, altında karamelize soğan var ve viskiyle birlikte bunu soteliyorlarmış, bir şeyler yapıyorlarmış. Güzel mi? Güzel. Ya tamam da yine de anlaşılmayacak. Ben size şimdi anlatacağım. Ve şu an bu şekilde bir görüntüsü var bakın. Sen bir tat bakalım, anla sonra ne var şimdi. Krema. Bayağı iyiymiş ya. Et gibi. Evet, aynı onu dedim ya, et gibi, et tadı var. Bunu var ya, bonfilenin üstüne sos yapacaksın. Çok iyi bir şey. Sosu yemek diye yiyordum. Evet, bu yemek ama. Bu sos yemek. Bu şu an mantar yemeği ama ete çok yakışır bence bu. Bunun tadına baktım, size hemen anlatayım. Şevketi Bostan sosuyla bir ravioli. Üzerinde Şevketi Bostan suyuyla tavuk suyu varmış. Üzerinde soğuk sıkım zeytinyağı. Bunda da Şevketi Bostan püresiyle üzerinde yine Şevketi Bostan'ın kütürü varmış. Bayağı lezzetli. Bizim makarnaya şeyde, mantıya benziyor ama tavuk sulu mantar çorbası gibi bir. Biraz hafif de acısı var. Bayağı lezzetli. Bayağı lezzetli bir şey, evet. Lahana tabaklarımız. Lahanalarımızı odun ateşinde pişiriyoruz. Daha sonrasında içerisinde elma ve kerevizden bir turşumuz bulunuyor. Turşumuzu kereviz mayoneze katlandırıyoruz. Daha sonrasında lahanalarımızın üzerinde yine kereviz mayonezimiz var. Bu mayonezimizin üzerinde de bahçemizden toplamış olduğumuz çiçeklerimizin yaprağı bulunuyor. Yan tarafında gresini kıtırımız bulunuyor. Gresini kıtırımızı taze baharatlarımızla katlandırıyoruz. Gresini kıtırımızın üzerinde lahanadan bir sorbemiz bulunuyor. Sorbemizin üzerinde peynir rendemiz var. Tavuksal olarak tabağımızda sos olarak elma suyu ve kereviz yağı bulunuyor. Ben tabaklarınızı beğenirsiniz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sorba geldi. Ama tatlı değil mi? Ağlıyor musun? Tatlı değil, tuzlu. Ağlıyor musun? Yemek boyunca bir sorba gelmedi, sorba gelmedi. 10 kere sorba bir tane gelirdi sorbayı. Ama tatlı değil değil mi? Tatlı mı? Kötü. Kötü mü? Yağlı. Ben tatlı. Bayağı yağlı. Tatlı sorbe yiyordum normal. Ay, bunun fotoğrafını çekeyim bir dur. Bir dakika, hemen tadına bakıyorum. Nasıl yedin? Bıçakla mı? Kesin tatlıdan yemek. Önce cila mı? Ebru çok başarılı sorbesini yiyor. Ama ben tatlı sorbe demiştim. Tatlı sorbe yoktu aşkım. Vay. Mükemmel değil mi ya? Gibi. Ya harika bir şey ya. O biraz kötü. Çok yağlı. Sorbeyi beğenmedin değil mi? Sorbeyi beğenmedim. Ama diğeri çok güzel, turşu gibi. Her zaman. Buranın köpeğiymiş. Tıkmış. Şimdi mahzene geldik. En eskisi kaç yıllık seramonda? 2002 rekolte Chateau Mouton'lu var. Şu an o rafta duruyor. Bunun 2013'ün aynısının 2002'si var. Dilerseniz kalktan bak, da 2004. Bahsedeyim. Evet. Evet. Tamam, şu anda 400'e yakın, belki de geçmiştir. Farklı etiketle çalışıyoruz bunların, 16'sı farklı dünya ülkelerinden. Butik şarapçılık da aklınıza girebilecek hemen hemen bütün ürünleri elimizde tutuyoruz. Yine hanımefendinin gösterdiği Moët Chandon'un biz onur üyeliğinde üstleniyoruz. Yani aklınıza gelebilecek şampanyaya dair hemen hemen her şey. Özel vintage'lar, özel serilerin hemen hepsi var. Bunun dışında dünya şarapçılığında yine klasik örneklerden
Fransa'dan mutonlardan, İtalya için Saskia'lara, Amerika'dan Opuswan'lara kadar aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey. Türkiye'deki en büyük avlardan biri olduğumuzu söyleyebilirim. Bu tür üretimde yine Urla bölgesinin iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Yine yerli üretimde, özel, nadide, sadece restoranlarda görebileceğiniz unik örnekleri elimizde tutuyoruz gibi gibi. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa cevaplamaya çalışırım. Valla şu an pişmanım birazcık. Bu akşam şarap içelim diye. En yakın zamanda tekrar gelip şarapta içmek isteriz yani. Yani şöyle, ne kadar büyük şaraplar var. Çok eski şarap, hani böyle sürekli şarap içen bir değilim. Beyaz şaraptan çok fazla keyif aldığımı söyleyebilirim. Ama böyle şeyi çok merak ederim hep yani. Ne farkı var? Bir 2017 şarapta bir 2002 şarabın. Nasıl şöyle açıklık getireyim o zaman size. Şarapta yıllanabilme dediğiniz şey aslında bir başarıdır. Mesela dünyadaki şarapların sadece %5'i yıllanıyor olarak düşünebilirsiniz. Mesela Mouton 2060 yılına kadar yıllanabilme potansiyeline sahip diyebilirim. Biraz açık aralı konuşuyorum size ama atıyorum daha yerli, erken tüketime uygun olan bir Türk şarabı 4. 5. yaşından itibaren artık hani beni için bu kadar bekletmeyin. Ben o kadar sağlıklı, güçlü bir kemik yapıya sahip değilim gibi konuşuyor. O yüzden hani yıllanmış şarapta böyle bir durum oluyor. Yıllandıkça da farklı boyutlar geliştiriyor. Üçüncü aroma dediğimiz artık topraks notlar, deriler, tütünler gibi gibi kuru meyveler geliştiriyor. O yüzden hani farklı keyifli sonuçlar ortaya çıkıyor. Bizim tavan aramızda tuttuğumuz bir şarap şeyimiz var. O zaman kendime dalga geçerdim. Bak yıllanmış şarap, yıllanmış şarap diye. En son açtım böyle döktüm barda. Pötürcük pötürcük bir şarap. Sirkedir işte 95. Siz burada mı şarj ediyorsunuz bu arabaları? Evet, burada şarj ediyoruz. Bunu bu konsolu ne kadar güzel ya. Evet evet, bayağı güzel. Koltuklar da çok güzel. Yağmur başlıyor. Biz şimdi geldik. Size birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Normalde hani videolarımda ben çok konuşuyorum. Diyorsunuz Batu'yu artık görmüyoruz. Hazır Batu'yu bulmuşken dedim ki... Gördüğünüze göre bay bay. Dedim ki burada biraz bahsedelim. Bugün abimi götürmek istedik. Çünkü İzmir'in gerçekten en sevdiğimiz restorandan oldu Odur'la. Hani İzmir'in böyle reklam falan diye düşünmeyin. Gerçekten hizmet o kadar iyi ki. Yani siz de gitseniz, hani bu ben influencer'ım diye falan asla değil. Siz de gitseniz aynı hizmet alacağınıza eminim. Bana niye bakıyorsun öyle? Yani Odur'la İzmir'in en iyi 5 restoranından biri zaten bu hani puanlamalarla, yorumlarla, şeflerin yorumlarıyla açıklanmış bir şey. Ha, birdir, ikidir, üçtür, o kişiden kişiye değişti tabii ama yani mutlaka herkesin bence en azından bir kere gidip deneyimlemesi gereken bir şey. Odur'la biliyorsunuz fine dining bir restoran. Masterchef gibi. Evet, daha çok şeye hitap eden böyle görünüşe, lezzete, daha ufak porsiyon, yani minik porsiyonlar değil demiyorum çünkü doyurucu kesinlikle porsiyonlar ama öyle gidip bir kebap yer gibi de tabii ki doymuyorsunuz. Ama her şeyin yeri farklı tabii ki. Bence mutlaka eğer bir gün İzmir yolunuz düşerse rezervasyon yaptırıp uğramanızı yani tavsiye ederiz. Denenmesi gereken restoranlar arasında normal böyle hani bir restorana gideyim hani doyayım, güzel, lezzetli olsun diye değil de biraz böyle ambiyanstan da keyif alayım, işte şefleri izleyeyim, hani onların böyle aralarında konuşmaları, yemek yapışları, süslemeleri falan. Bir de MasterChef'i izlerken kendinizi böyle Somer Şef gibi, ne bileyim, Dalilo Şef gibi hani tadımda gibi hissediyorsunuz. Hani yani aynı zamanda muhabbet edebiliyorsunuz. Çok güzel ortam. Aynen. Bir de şey, biz yine Chef Table'daydık bu akşam. Gürcan Karakaya. Ondan sonra kendisi bizle, Mustafa'yla gittiğimizde de kendisi ilgilenmişti bizle. O zaman da çok güler yüzlü. Her şekilde her konuya yardımcı olan bir beyefendiydi. Bu akşam da bize kendisi şeflik yaptı. Sunumlarımızı o yaptı. Gösterdi bütün yemeklerde. Bu akşam muhteşem enerjisi, güzel yüzlüğüyle bize yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz kendisine. Gece sonunda da bize yani bu arada şey, Ebru'yu o günden sonra bir videosunu, hani Ebru'nun YouTuber olduğunu bilmiyormuş o gün. Bugün biliyordu. Bir kardeşim mi dedi, arkadaşım mı dedi. Arkadaşı göstermiş. Aynen, yani Ebru'nun videosunu izlemiş, yani şey yapmış. Biz gelince bizi direkt hani nasılsınız, tanıdı, iyi misiniz diye tanıdı. Öyle şey dedi, şey geçen sefer geldiğinizden menüler değişti dedi. Aynen, işte direkt hani bize hani yol gösterdi, yardımcı oldu. Geçen sefer geldiğinizde bu vardı, bakın bunu şey yapabilirsiniz gibisinden. Gece sonunda da bize çok güzel bir jest geçti. Odura'nın şarap kabını gezdirdi bize. Muhteşemdi. Size çektim yani, zaten. Evet. 2004 Moet. 2004, 2002 ya. Yani NSC'si 2002'di galiba. 2002'den yani 10 şey 20 yıllık şarap var. Tabii bu şarapların hepsini içebiliyorsunuz. Odur'la gidip sipariş verebiliyorsunuz. Tabii ki bu tip şarapların ücretleri farklı. Ben ücret bilgisine sahip değilim, sadece hani belirtmek istedim. Ama inanılmaz bir menüsü var yani. Yani Türkiye'nin... Her şey var. En iyilerinden izledi değil mi? Türkiye'nin koleksiyon anlamında Türkiye'nin en, yani İzmir'in en iyisi
diyebilirim dedi. Yunus Bey diyeceğim emin değilim. Yanlış söylüyorsam kusura bakmasın. Şaraplar konusunda sunum yapan bir beyefendi var. O gösterdi tabii ki. Yani sunarken hani İzmir'in en iyisi olabiliriz. Yani Türkiye'de de sayılıyız diye. Hani tabii net olarak değil ama hani bunu belirten bir yorum yaptı. Gerçekten içerisi inanılmazdı bu arada. Yani her türden mesela şarap. Mesela ben şöyle bir yer beklemiyordum. Ben de. Çok şaşırdım ve şey çok inanılmazdı. Hoşuma gitti benim. Tam çıkıyordum. Tam çıkarken orada bir tane böyle tulumba gibi bir şey gördüm. Tamam mı? Dedim ki hani bu ne için dedim. Merak ettim aleti. Size video çekmiyordum. O ara keşke çekseymişim. Anladım çocuğum. Oh. Ondan sonra şey dedi eskiden yani Fransa'dan gelmiş bu arada o alet. Tıpa takılıyor ya. Tıpa deniyor değil mi ona? Mantar. O mantar o aletle böyle bu şekilde preslenerek yapılıyormuş. Elle yapılıyormuş. Çok ilgimi çekti mesela benim. Ve o özel olarak oradan gelmiş olması nasıl getirdiler? Ama her şey çok güzel ya. Yani Odur'la gerçekten çok farklı bir restoran. Tasarımı olsun, dizaynı olsun. Yiyecekler, lezzetler, çalışanlar, herkes çok iyi, dört dörtlük. Bu akşam bizim için çok güzel bir akşamdı. Hani, evet, abim de çok beğendi bu arada. Elektrikli Mercedes'i alınmamız, ondan sonra bu arada ücretsiz, tabii bahşiş usulü çalışıyorlar öyle söyleyeyim. Araç sizi evinizden alıyor, akşam evinize geri bırakıyor. Çok güzeldi. Ben daha önce orada o hangi araçta içerisinde bu akşam dönüşteki mi? EQS. Onun içerisi böyle bembeyaz ama o kadar hoşuma gitti ki. Bir de koltuğunda masaj falan varmış ya. Muhteşem bir araya. Ben dönüşte abim masaj açtık. Dış dizaynı beğenmiyorum. Ben iş dizaynı çok güzel bir araba gerçekten. Mercedes'lerin hepsi zaten çok sevdiğimiz arabalar ama dışarıdan yani ben çok bana hitap etmiyor. Bir de elektrikli çok sevmiyorum. Benim için motor sesi gürülecek biraz yani. Ben biraz daha old school takılıyorum yüksekte ama evde çok etkilen bir arabadan. Benim için hani dışta önemli ama ben içindeyken böyle kendimi mutlu ve konforlu, güzel ve ferah hissetmem lazım. Bu tam benim istediğim gibi. Ben gaza dokundum mu böyle abandım mı böyle. Bunda da şey var böyle gaza basıyorsunuz. Kendisi ses efekti veriyor böyle film efekti evet. Gibi gaz sesi veriyor. Gerçekten o ses çok etkileyici. Uzay aracı gibi değişik bir ses aynen. Veriyor. Gorada gibi hissettik yani çok güzel. Aynen değil mi Gorada gibi gerçekten. Ya bu akşam gerçekten çok pozitif bir akşamdı bizim için. Yani şey olarak söylemiyorum. Zaten Odurlan'ın reklamını yapacak bir yer değil yani şefler gidiyor. Geçen hafta Danilo Şef vardı yani mesela. Neyse. Yemeğe gitmiş. Aynen yemeğe gitmiş adam oraya. Şimdi yani reklam olarak söylüyorum. Bu akşam benim için çok farklı ve pozitif bir akşam. Çok enerjim yükseldi bu akşam. Çok memnun kaldım ben. Çok güzeldi. Bu yani. Arada geçen gittiğimde video çekmedim. Kaan'la gittik. Onda da akşam böyle... Berke de vardı. Evet Berk de vardı. Şey dedik yani gece hadi tatlı yemeğe gidelim oraya dedik. Sen çocuğun adını niye yanlış söylüyorsun? Burada kaç tane takipçi var? Çocuğun adı Berk. Berke. Batuhan hep ilk başta Berke diye çocuğa... Çocuk adı Berke bu arada. Çocuk diyorum annesi ben arkadaşımız yani çocuk... Ben erkeklere genelde hani çocuğa derim. Çocuk. Hani bu çocuk olarak, büyük çocuk olarak değil yani. Hani erkeğe ben, erkekten de oğlan. Erkeğe ben erkek demem. Ne bileyim öyle demiş. Berke'ye ben, Berke demem. Berke adam olmadıkça hadi bakalım. Hayır ya öyle adam çocuk anlamında demiyorum. Çocuk adam, Berke. Limon içer misin kardeşim? Modun nasıl yine? Oy yanaktan ısıralım dedim. Canım oğlum çocuğun. Yoda evde uyumuş bir güzel. Oh uyumuş. Biz geldiğimizde de bak nasıl ısırıyor. Anneye bir de babaya çocuk. Ah yanaktan ısırıyor. En çok beni seviyor ama değil mi oğlum çocuk? Hayır beni. En çok beni seviyor değil mi oğlum çocuk? Mamanı kim bak veriyor beni. Oğlum çocuk? Baba veriyor oğlum çocuk. Beni. Değerli arkadaşlar ben buradayım. Çok yoğun çalışıyoruz şu sıralar. Kusura bakmayın. Ama size ev yerine bir söz vereyim. Ne yaptın? Önümüzdeki 20 gün içerisinde yani bu videoyu takip eden 20 gün içerisinde güzel bir video sizlerle olacak benim de konuştuğum. O zaman videomu artık burada sonlandırıyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Videolara tam gaz devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen abone değilseniz abone olmayı ve böyle videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız bir motivasyon için beğene basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı hepsini okuyup cevap veriyorum. Yoda ne oluyor? Hayır ısırık aldı ya. Yoda bak. Yoda şey düşündü şu an. Hani kim abone olmuyor falan sinirlendi. Evet. Yapıyor böyle yani. Abone olun. Evet. Abone olun de. Evet. Benim çenem abone butonum aşkım. Ha? So bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there?